EYT'de stajyerlerin mağduriyeti bir umut ışığı var demiştim. O umut ışığının ne olduğunu anlatacağım size. Ama önce şu mevzuatı bir hatırlayalım. O mevzuatta enteresan bir madde daha eklendi. Bu önemli. 3 Mart itibariyle biliyorsunuz süreç başladı. EYT kapsamında dilekçe verenler şu ana kadar 1 milyon 200 bini geçti. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan ancak primi yatırılmayan binlerce vatandaş İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu ve yeni bir umut doğdu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre çalıştığı halde işe başlangıcı SGK'ya bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açacak ve EYT'li olabilecek. Bu yeni mağdurlar olmasın. Prime takılanlar meydanda diye başka bir mağduriyete vurgu yapılıyor. Yani şu kademeli prim iş günü 5000 diye biliyordu vatandaşlar az önce anlattım ama kademeli olunca vatandaş yine mağdur oldu. Peki ne istiyorlar? Şimdi kademeli prim 3600 kısmi emeklilik 99 öncesine göre düzenlensin ve ortalama maaş 2000 öncesi oranlara çekilsin. Staj ve çıraklık, intibak, bağkur kur mağduriyetlerinin acilen giderilmesi talep ediliyor. Şimdi bakınız eğer SGK'ya bir kişi belirlenen tarihten önce işe girmiş lakin işveren onun SGK'sını yatırmamış yahut da SGK'ya yatırmış ama bildirmemiş. Yani çalıştığına dair SGK'ya bir bildirimde bulunmamışsa bu mağduriyetlerin giderilmesine için mahkemeye gideceksiniz. Mahkemede bunu çözeceksiniz. Mahkeme bunu çözdüğünde siz de EYT'li olacaksınız. İşte bakın buna açık kapı bırakıyorsa eğer şu anda hükümet belki de belki de stajyerler için de çıraklar için de böyle bir formül bulunabilir. Stajyerlerin de staj yaparak başladıkları iş hayatlarını bir şekilde SGK'da sigorta kapsamına, prim kapsamına alabilir stajyerleri ve çırakları da. Bu bir umut ışığıdır. Bu biraz sanki buna biraz kapı aralıyor. Hani Georgia kaleyi böyle kalenin kapısını sanki böyle hafiften böyle bir aralamayı başardık. O kalenin kapısını araladık. Biraz daha zorlarsak stajyerler ve çıraklar için de söz konusu mağduriyet giderilmiş olacak. Bu arada bazı işverenlere sizde hiç, hiç, hiç mi yani vicdan yok. Neden çalıştırdığınız insanların sigortalarını bildirmiyorsunuz? 3 ay, 5 ay. Daha da önemlisi neden sigortasız yatırıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz? Neden? E bunlar suç. Yakalandınız mı hesabını verirsiniz. Bakın yapmıyorsunuz işte böyle mağduriyetler çıkıyor. Hem vatandaş uğraşıyor hem devlet uğraşıyor bunu çözmek için. Yatırın. Sigorta bildiriminde zamanında yap.